Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle üçgenlerde kenarortay çıkmış sorularla üçgenlerde kenarortay teoremini işleyeceğiz. Videonun PDF halini hanifehoca.com adresinden bulabilirsin evlat. Bu derste arkadaşlar kenarortay ağırlık merkezi, orta taban, kenarorta dikme, diklik merkezleri ve çıkmış sorularla konumuzu pekiştireceğiz. Hazır mısın evlat? Hazırsan kenar ortay dersimizle başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar kenar ortay nedir? Kenar ortay adı üstünde kenarı ikiye bölen ifade, ikiye bölen çizgiye biz kenar ortay diyoruz. Ve kenar ortayı VA ile, VB ile, VC ile yani V harfiyle gösteriyoruz. VA dediğimiz şey A kenarına ait kenar ortay. Kenar ortayı biliyorsak diğerlerini de bilmemiz gerekiyor. NA dediğimiz şey arkadaşlar NA. Açıortay demek, bir kenara ait açıortaya NA şeklinde ifade ediyoruz. HA ise bir kenara ait yükseklik arkadaşlar. Bu terimleri bilmemiz gerekiyor. Şimdi ağırlık merkezi nedir arkadaşlar? Ağırlık merkezi kenarortayların şunlar kenarortay, bunlar kenarortay. Kenarortayların kesiştiği yere biz ağırlık merkezi diyoruz. Tamam mı evlat? Şimdi ağırlık merkezinde şu kural bizim için önemli. Ağırlık merkezinin mesela A olsun, A'ya olan uzaklığı 2 birimken yani 2A iken ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı A birimdir. Kısaca şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Ağırlık merkezinin genelde G harfiyle gösteriliyor ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinin açıya uzaklığı 2 birimse, 2 santimse kenara uzaklığı 1 santimdir. Bunlar önemli. 2A'ya A, 2B'ye B, 2C'ye C. Bunlar önemli. Sorularda bunları kullanmamız gerekiyor. Kenar ortayı diyorsak arkadaşlar, kenar ortayı biliyorsak aklımıza muhteşem üçlü ve dik üçgen gelmesi gerekiyor. Çünkü dik üçgende kenar ortay aynı zamanda muhteşem üçlü oluyor. Yani dik üçgende indirdiğimiz kenar ortay kenarı iki eş parçaya bölüyorsa aynı zamanda burası da arkadaşlar eşit oluyor. Buna muhteşem üçlü diyoruz. Kenar ortaylar arkadaşlar, şunlar kenar ortaylar. Kenar ortaylarla kenar ortayları birleştiren çizgi, tabanı arkadaşlar, üçgenin tabanına paralel olmak zorunda. Kenar ortayları birleştirirsek birleştirdiğimiz çizgi arkadaşlar, yani şurası orta taban oluyor. Dolayısıyla burası şuranın yarısı, orta taban, bunlar birbirine eşit oluyor. Bunlar önemli. Şimdi örnek yapalım arkadaşlar. Örnekte K'yı soruyor bize. Şimdi ne yapacağız? Kenar ortay zaten burası. Görüyor musunuz? Şuradan şöyle şu şekilde gelmiş. Gördüğün gibi zaten anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gördüğün gibi şurası kenar ortay. Burada bir dik üçgen var. Dik üçgeni boşa vermez. Bunları bileceğiz. Şurayı K'yı soruyor. Şimdi bak, kenar ortaysa o zaman ben bunu devam ettiriyorum. Bunu devam ettiriyorum. Bu da kenar ortay madem. O zaman şurası 9'a 9 gelir. O zaman şurası da 9 olacak değil mi? Çünkü dik üçgende ne vardı? Muhteşem üçlü vardı. İndirdiğim şey bu üçü birbirine eşit olacak. O zaman şurası da 9 olacak. Şimdi dedi ki burası kenar ortayların kesişim merkezi yani ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinin açıya uzaklığı 2 birim. Kenara uzaklığı 1 birim. Dolayısıyla 9'u önce 3'e bölüyorum. 3. O zaman şurası 3, şurası 6 oldu mu? Oldu. Şimdi bakalım. Bak şurada ne var? Burada bir üçgen var. Nasıl bir üçgen? Şuradaki K ne olur? Buradaki K ise arkadaşlar orta taban olmaz mı? Şu üçgen için K orta taban olur. Çünkü neden? Kenar ortay var. Burada da yine kenar ortay var. Dolayısıyla burada da bir kenar ortay var. Kenar ortayları birleştirmiş. Orta taban oluşturmuş. Dolayısıyla K bölü 6 1 bölü 2'den K'yı buradan 3 birim bulabiliriz. Orta taban önemli evlat. Şimdi kenar ortayda arkadaşlar 3 1 2 kuralı ne demek? Şimdi şöyle kenar ortaylar arkadaşlar aldığımızda şu çizgiyi çektiğimizde orta taban çizgisini çektiğimizde şu uzaklık 3 birimken bu uzaklık 1 birim, şu uzaklık 2 birimdir. 3, 1, 2 kuralı o demek, tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar 2009 ÖSS sorusuna bakarsak
Şimdi şurası 3 birim olacak. Şurası 1 birim olacak. Şurası 2 birim olacak. Dolayısıyla 3 1 birimse, yani 3 1 ise, 3K ise, o zaman şuranın 6 olması, çünkü burası 2K, buranın 2 katı. Burası ise buranın 3 katı. Dolayısıyla x buradan 9 olur. Gördüğün gibi evlat, yani 3 1 2 basit bir kural. Bu kuralı bildiğin zaman sorularda sana çok basit gelecek. 2011 LYS sorusu arkadaşlar. Şimdi burada x'i soruyor bizden. Yani ne kadar kolay olduğunu, soruların ne kadar kolay olduğunu göreceksin yani. Şimdi burada arkadaşlar bak, bana kenarortay var diyor ama bir şey, yani beni ikiye bölmüş diyor. Aslında nedir? Orta taban olduğunu gösteriyor. Ben buradan şöyle bir kenarortay indirirsem, o zaman şurası tamamı 12 birim olduğu için 6'ya 6 olacak değil mi? O zaman şurası 6, şurası 6 olduğu için, burada 6 olacağı için buraya 3 derim. O zaman şurası da 6 olur mu? O zaman x zaten orta taban. Gördüğün gibi 3'e 3 eşitlikler var. O zaman x bölü 6 1 bölü 2'den x'i çok rahatlıkla 3 bulabiliyoruz. Yani buradan bir çizgi çekiyorsunuz, işlem bitiyor. Yani geometri böyle bir şey arkadaşlar. En ufak bir çizgi, ufak bir çizgi çektiğinizde soru bitmiş oluyor. Dolayısıyla geometride yani nereden ne çizeceğini bilmek yeterli oluyor. LYS sorusu arkadaşlar, sorunun ne kadar kolay olduğunu gördünüz. 2010 LYS sorusu. Yani bu kadar kolay mı hocam? Bu kadar kolay evlat yani, gerçekten. Şu dik üçgen, şu ikisi, yani şurayı ikiye bölmüş, burayı ikiye bölmüş. O zaman kenarortay. Dik üçgen biliyorsak, kenarortay diyorsak aklımıza ne gelmeli? Muhteşem üçlü gelmeli. Şurası 6 birimse burası 3 birim. Neden? Çünkü şurası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi açıya 2 birimse kenara 1 birim. Burası 9 mu? 9. O zaman muhteşem üçlüden buralarda 9 olacağı için AC uzunluğu 18. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 saniyelik bir soru. 2006 ÖSS sorusu benden x'i soruyor. Mesela bu güzel bir soru. Biraz daha değişik bir soru. Geometride dedik ki neyi nereden çizeceğini bilirsen soru kolay olur. Ne yapabiliriz? Burada bir ikiye bölmüş burayı. Burada bir kenarortay daha var gibi. Şurası zaten ikiye bölünmüş. Şurası zaten ikiye bölünmüş. Dik üçgeni zaten biliyoruz. Bura 9, bura 9 ise şu AD uzunluğunun zaten 9 olduğunu sen zaten görüyorsun. Şimdi bak ne yapacağım ben? Görüyor musun? Şunu şuraya çektiğim zaman birincisi şuranın 3 olduğunu biliyorum. Çünkü neden? Burası yani GD uzunluğu kenara 1 birim, açıya 2 birimdi. 3. Aynı şekilde AG uzunluğu ise 6 birim. Çünkü ne muhteşem üçlü var. Bunlar 9'sa AD uzunluğunun da 9 olması gerekiyor. Dolayısıyla burası 9. Şuraya 6 dedim. Buraya 3 dedim. Şimdi ne var? Bakın şurada bir üçgenimiz daha var. Görüyor musunuz? Şurada bir üçgenimiz var. Bu üçgenin içinde de kenarortay var. Neden? Şuraya geldi, kenarı ikiye böldü. Aynı şekilde buraya geldi, kenarı yine ikiye böldü. O zaman şu nokta arkadaşlar, ben bu noktaya ne diyeyim? H noktası diyeyim. H noktası ne olacak? BGC üçgeninin arkadaşlar, BGC üçgeninin ağırlık merkezi olur. Yani BGC üçgenin içindeki kenarortay olur arkadaşlar. Kenarortayların kesişim merkezi olacağı için. O zaman GH 2K ise HD arkadaşlar, HD ise K olur değil mi? Şuradan yani yine nedir? Kenarortayların kesişim merkezi, ağırlık merkezi, kenara açıya 2 birim, kenara 1 birim. Dolayısıyla tamamı 3 olduğu için, bu da x'e eşit olduğu için, o zaman x buradan 2 olacak değil mi? O zaman şu da 1 olacak. Çünkü tamamı zaten G'de 3 birimdi. 3'e böldüm. İkisini buraya vereceğim. Birini buraya vereceğim. Bu şekilde arkadaşlar şuradan bir çizgi çekiyorsunuz. Ondan sonra bir kenarortay daha görmeniz gerekiyor. Bu şekilde x eşittir 2 arkadaşlar. Bu kadar.
Bir ABC üçgeninin VA kenar ortayı 15 santimdir. Üçgenin ağırlık merkezinin A köşesine uzaklığı ne demek? A köşesine olan uzaklığı ne kadardır? 67 ÜSS sorusu. Şimdi arkadaşlar, yani bu tür sorularda zihnimize şekli canlandırmamız gerekiyor. Ondan sonrası zaten kolay. Bir üçgenimiz olsun. Şöyle bir ABC üçgenimiz var. Bu üçgene VA diyor. VA, yani şurası tamamı 15'miş. Şöyle devam ettireyim ben. Oradan sonra göreceğiz. Şurası 15 ise arkadaşlar, burası 15 ise şuraya 10, şuraya 5 kalmaz mı? Kalır. Üçgenin ağırlık merkezinin A köşesine olan uzaklığı. Ağırlık merkezi zaten şurası değil mi? Yani G noktası zaten benden AG'yi istiyor. Onun da 10 olduğunu zaten buldum yani. Bu şekilde şekli çizin zaten çıkıyor. Yine güzel iki tane soru arkadaşlar. Buradan X artı Y'yi soruyor bizden. Yani bunlar güzel sorular. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın şunu devam ettirirsem ben şöyle şekilde devam ettirirsem ne olacak? Şurası Y bölü 2. Burası Y bölü 2. Şuraya ben 2K dersem buraya K demem gerekiyor. Yani burası buranın 2 katı. Dolayısıyla paralellik var. Şuradan paralellik varsa, yani DE paralel BC'ye ise, o zaman burası da buranın 2 katı. O zaman burası da buranın 2 katı olması gerekiyor. O zaman ben buradan X'i çok rahatlıkla 12 bulurum. Ondan sonra bakın benzerlik yapıyorum. 2K'yı 3K'ya oranlayacağım. 2K bölü 3K eşittir. 8'i de Y bölü 2'ye oranlayacağım. Buradan ne çıkacak? Zaten K'lar birbirini götürecek. 2 bölü 3. 2'yi ters çevirdim. 16 bölü Y'den. 2Y buradan 48, Y de buradan 24 gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, uzattım, sonra benzerlik yaptım. Şurada benzerlik kullandım. Çıkıyor. Burası G ağırlık merkezi arkadaşlar. Bunları unutmayın. Bazılarını yazmayı unutmuşum ama burada G ağırlık merkezi. GD paralel AB'ye. Şurası şuraya paralelmiş. GE paralel AC'ye. Burası paralel. GDE üçgeninin çevresi 36'ymış. ABC üçgeninin çevresini bize soruyor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar burada? Burada şunu yapalım. Bakın şunu uzatıyorum. Şunu uzatıyorum. Şu şekilde devam ettiriyorum. Bak gördüğün gibi devam ettirdim. Tamam mı? Sonra şurası 2K. Burası K. O zaman anlıyorum ki 2'ye 3 oranı var. O zaman şuraya ben 2A dersem burası da 3A olmak zorunda. Ve bu indirdiğim şey kenar ortay olduğu için o zaman şurası da 3A olmak zorunda. Aynısını yaparsam şuraya arkadaşlar 2B dediğim zaman şuranın tamamının da 6B olduğunu görüyorum. O zaman aynı mantık şurası için de geçerli. Yani şuraya 2C dediğim zaman şuranın tamamının 6C olduğunu görüyorum. Zaten benzerlik yaparsanız yine çıkacaktır. Yani şuradaki açı şuradaki açıya eşit olur. Buradaki açı şuradaki açıya eşit olur zaten. Benzerlikten yine 2'ye 6 oranı olacaktır. Dolayısıyla şuranın 2A artı 2B artı 2C 36'ymış. Buradan iki parantezini alırsak A artı B artı C'nin 18 olduğunu bulabilir miyiz? Buluruz. ABC üçgeninin çevresi nedir? 6A, 6B, 6C, 6 parantezinde A artı B artı C'den. Bu da 6 çarpı 18. Bu da 108. Gelir mi? Gelir. Yani bu şekilde arkadaşlar çiziyoruz. Sonra benzerlik yapıyoruz. Ya da direktmen benzerlik yaparak da 1 bölü 3 oranını görebilirsiniz. G ağırlık merkezi benden X'i soruyor. Şimdi arkadaşlar yani burada ne yapabiliriz? Bu tür sorularda şunu yapın arkadaşlar. Tamam mı? Bu tür sorularda şunu yap evlat. Şunu devam ettiriyorsun, tamam mı? Hiç korkmuyorsun. Bunu devam ettiriyorsun. Sonra buranın muhteşem üçlü olduğunu görmen gerekiyor. Burası 9, burası 9, burası 9. O zaman diyorsun ki ağırlık merkezi kenara 9 birimse
Açıya bunun 2 katı olması lazım. O zaman x buradan 18 çıkar. Gördüğün gibi devam ettir. Gerisi zaten gelecek. Benden x'i soruyor. Bu tür sorularda ne yapacağız? Burası dik arkadaşlar. Burası 90 derece. Bu tür sorularda ne yapacağız? Şunu görüyorsun zaten. 2'ye bölmüş. Şunu 2'ye bölmüş. Yani şöyle çekersem 2'ye bölmüş olacak. Peki çekersem bir işime yarar mı? Muhtemelen yaramayacak. Şunu o zaman şöyle devam ettiriyorum. Yani şu şekilde 2'ye bölecek şekilde şurası 12, şurası 12 olacak şekilde. O zaman şu çektiğim uzunluk da 12 olacağı için bir parçası burada, iki parçası burada. O zaman şurası 4, şurası 8 olur. Başka ne var? Başka bir şeye gerek var mı? X zaten orta taban. Gördüğün gibi o zaman x, yani x bölü 8 eşittir 1 bölü 2'den. X buradan çok rahatlıkla 4 gelir. Zaten orta taban, unutmayın, orta tabanları görmeyi unutma, tamam mı evlat? Orta taban önemli bir mevzu. Bu şekilde dik üçgeni görüyorsanız uzatın arkadaşlar. Ve muhteşem üçlüyü mutlaka fark edin. Şimdi arkadaşlar kenarortay teoremi var. Çok kullanılan bir teorem değil belki ama bilmenizde fayda var. B kare artı C kare, iki tane kenarların karelerinin toplamı eşittir. İki tane şurası, iki tane pardon. B kare artı C kare, iki tane kenarın karelerinin, iki tane kenarın karelerinin toplamı B kare artı C kare. Kenarortayın, diğer kenara inilen kenarortayın karesinin iki katı, iki tane VA kare artı kenarın da karesinin yarısı arkadaşlar. Biraz zor bir teorem. Mesela açıortay teoremi çok rahat bir teorem. Akılda tutulması çok rahat bir teorem olduğu için genelde çıkabiliyor. Ama kenarortay teoremi zor bir teorem. Ezberlemesi zor, akılda tutması zor. Genelde çıkmıyor ama belli olmaz arkadaşlar. 2012 LYS sorusu. Yani bu kenarortay teoremi ile alakalı değil ama bence çok güzel bir soru. Şimdi ABC eşkenar üçgen, BDE ikizkenar üçgen, şunlar 120. O zaman şuralar 30. 30'muş. G ve H ağırlık merkezleri. Şimdi ağırlık merkezleri ise arkadaşlar GH uzunluğunu benden soruyor. O zaman zaten dik üçgen ve ikizkenar üçgende ağırlık merkezleri aynı zamanda yüksekliktir. O zaman şunlar diktir. Yani biz şuraları böyle devam ettirirsek şunu da şöyle devam ettireceğiz, birleştireceğiz. Bunları devam ettirirsek yükseklik olur ve aynı zamanda 2'ye bölmesi lazım. Şimdi 120, 30, 30 üçgeninde ne diyoruz? Şurası 6 ise şuranın tamamı 6 kök 3. O zaman şuraya 3 kök 3, 3 kök 3 diye gelir mi? Gelir, çok rahat. O zaman bakın arkadaşlar. Burası 60 olacak. 60'ın gördüğü 3 kök 3 ise 30'un gördüğü o zaman 3'tür. O zaman buranın 3 olması lazım. O zaman şuraya 1, buraya 2 diye ben dağıtırım. Kenara 1, açıya 2 diye. Buranın 1 olduğunu buldum mu? Buldum. Aynı şekilde şurası 30 ve şurası dik. Burası da 60 olacak. 30'un gördüğü 3 kök 3, 60'ın gördüğü bunun kök 3 katı olacağı için 9 olacak. O zaman 9'un 6'sı buraya, 3'ü buraya gelir. O zaman GH uzunluğu buradan 3 artı 1'den 4 geliyor. Yani açıortay ve ikizkenar üçgen özelliği kenarortaylar aynı zamanda dik gelir arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Güzel bir soru. Şimdi dik üçgende kenarortay var arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani bununla ilgili 82'de bir soru çıkmış. Çıkar mı, çıkmaz mı? Ona ben karar veremem ama bilseniz bilmenizde fayda var. Dolayısıyla yazıyoruz bunları. Şimdi dik üçgende kenarortaydan bahsediyorsak şu hipotenüse ait kenarortay 5 tane hipotenüse ait kenarortayın karesi diğer kenarortayların karelerinin toplamına eşittir. 5 VA kare, VB kare, VC kare bu şekilde. 82 ÖSS sorusu dik üçgen. Şekildeki dik üçgende ABC kenarlarına ait kenarortayların uzunlukları VA, VB, VC'dir. VB kare, VC kare, VA karenin kaç katıdır? Yani zaten soruda 5 katı olduğunu bize veriyor. Dolayısıyla buradan VB'nin karesi, VC'nin karesi 5 tane VA'nın karesi olduğu için cevabımız 5 olacak arkadaşlar.
Bu kadar yani. 5 katı. Bununla ilgili bir tane soru gelmiş. Şimdi kenarortay bu kadar. Şimdi burada bilmemiz gereken birkaç tane özellik var. Kenarorta dikmeler var arkadaşlar. Şimdi kenarorta dikmelerde dik üçgende mesela kenarorta dikmeler. Bir tane dik üçgenden bahsediyoruz. Üçgenin içinde bir nokta alıyoruz ve kenarlara indirdiğimiz şeyler dik oluyor. Aynı zamanda kenarları da ikiye bölüyor. Biz buna kenarorta dikme diyoruz. Dar açılı üçgende arkadaşlar kenarorta dikmenin merkezi şuradaki O noktası üçgenin çevrel çemberinin üçgenin etrafında bir çember alıyoruz arkadaşlar. Üçgenin köşelerini bu şekilde teğet olacak şekilde bir çember alıyoruz. Çevrel çemberin merkezi kenarorta dikmelerdir arkadaşlar. Kenarorta dikmelerin birleştiği yer yani O noktası çevrel çemberin merkezi oluyor. Peki arkadaşlar bilirsiniz. Peki üçgenin içinde bir çember alsaydık, üçgenin içinde bir çember alsaydık, üçgenin kenarlarına teğet olacak şekilde bir çember alsaydık, buranın merkezi neresi olacaktı? Buranın merkezi neyin merkezi oluyor? Açıortayların birleştiği yer oluyor arkadaşlar. Açıortaylar bunlar da açıortay. Bunları bilmemiz gerekiyor. İç teğet çember alırsak açıortaydan bahsediyoruz. Dış teğet bu şekilde dıştan bir çember alıyorsak kenarorta dikmelerden bahsediyoruz. Bunlar önemli. Dik üçgende aldığımız bu şekilde kenarorta dikmeler bunların birleştiği yer çemberin merkezidir. Çemberin merkezi ise hipotenüsün üzerinde arkadaşlar bunu bilmemiz lazım. Bunlar önemli mi? Bazı sorularda bunları bilmeden soruyu çözemezsiniz. Dolayısıyla dik üçgende aldığımız bir çevrel çember alıyorsak o çevrel çemberin orta noktası hipotenüsün orta noktası oluyor. Ve dolayısıyla buradan dikmeler indirdiğimiz zaman bunlar da kenarları ikiye bölüyor arkadaşlar. Bunları bilmemiz lazım. Geniş açılı üçgende ise arkadaşlar kenarorta dikmeler dışarıda kesişir. Dolayısıyla O noktası çevrel çemberin merkezi üçgenin dışında olur. Dar açılı üçgende üçgenin içinde, dik üçgende hipotenüsün üzerinde, geniş açılı üçgende üçgenin dışında oluyor. O ABC üçgeninin kenarorta dikmelerinin kesim noktası ise X nedir? Şimdi böyle bir soru geldiği zaman şu konuyu bilmezseniz bu soruyu yapamazsınız. Dolayısıyla bunlar önemli. O zaman kenarorta dikmelerden bahsediyorsak dedik ki çevrel çemberden bahsediyoruz. Yani şöyle bir çevrel çemberimizin olması gerekiyor arkadaşlar. Bir çevrel çemberden bahsetmemiz gerekiyor. Ve çemberin merkezi de O noktası. O zaman ben bunu böyle uzatıyorum. Bak görüyor musun? Ben bunu böyle uzattığım zaman ne olacak ona bakalım. Şurası 30'sa şurası 60 olur değil mi? Burası 60'sa şuranın tamamı 180 olduğu için şuraya ne kaldı? Buraya 120 kaldı. Peki şu açı çevre açı. Yani belki 9. sınıftaki öğrenciler bunu bilmiyordur. Çember daireyi bilmiyordur ama TYT öğrencileri, DGS öğrencileri bunlar ne demek istediğimi burada çok rahat anlıyorlardır. X açısı yani bu açı şuradaki gördüğü çemberin yarısı olduğu için şurası da o zaman 60 olacak. Tamam mı? Dolayısıyla yani çevrel çember, kenarorta dikmeler ne demek? Bunu iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi diklik merkezleri var. Diklik merkezleri arkadaşlar inilen yüksekliklerin üçgenin içinde kesiştikleri yerler var. Dar açılı üçgende diklik merkezi üçgenin içindedir. Aynı şekilde aynı yani kenarorta dikme gibi üçgenin içinde oluyor. Yani yüksekliklerin kesiştiği yere biz diklik merkezi diyoruz. Dar açılı üçgende üçgenin içinde, geniş açılı üçgende ise üçgenin dışında oluyor arkadaşlar. Dik üçgende ise şuradaki B noktası diklik merkezi oluyor. A diklik merkezi ise yani dar açılı üçgende üçgenin içinde, geniş açılı üçgende ise üçgenin dışında ama dik üçgende ise üçgenin üzerinde oluyor. Bunu bilmemiz lazım. A diklik merkezi olduğu için üçgenin üzerinde oluyor. Dolayısıyla diklik merkezi olduğu yerin
90 olması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki özellikten dolayı. O zaman x'i bulabiliriz artık. 3, 4, 5. O zaman x buradan 4'tür. Bunları, bu özellikleri bilip çözmemiz gerekiyor bu soruları. Son iki tane özelliğimiz ve konuyu bitireceğim arkadaşlar. Videonun PDF halini hanifhoca.com adresinden bulabilirsin evlat. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutmuyorsun. Üçgenin üzerinde bir noktadan arkadaşlar, üçgenin herhangi bir köşesinden veya üzerindeki herhangi bir noktadan kenarlara inilen dikmelerin uzunluklarının toplamı, yani DF artı DE, FD artı DE yüksekliğe eşit olur. CH uzunluğuna eşit olur. Bunu bilmemiz lazım. Aynı şekilde üçgenin içinde, bakın kenarın üzerinden değil, üçgenin içinde aldığımız herhangi bir noktadan üçgenin üç köşesine indirdiğimiz dikliklerin toplamı da yine yüksekliğe eşit olması gerekiyor. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şimdi bak evlat. Şurası dik. Tamam, üçgenin içinde bir nokta almışız. Şuraya bir dik indirmişiz. Buraya bir dik indirmişiz. Ama bu dik değil. O zaman bunu da dik yapacak şekilde bir şey indiriyorum. Bunu da yaptığım zaman ne olacak? Bak gör. Şimdi şunu bulmam lazım. Onu nasıl bulacağım? ABC eşkenar üçgen. Güzel. FK paralelmiş BD'ye. O zaman şurası şuraya paralelse aynı tarafa bakan açılar. Şurası 60 olduğu için şu açıda 60 olacak mı? 60 olacak. O zaman 90'ın gördüğü 6, 30'un gördüğü 3, 60'ın gördüğü 3 kök 3 olacağı için burası 3 kök 3 olur. O zaman şu noktadan artık inilen dikmelerin toplamı 3 kök 3 artı 2 kök 3 artı kök 3 6 kök 3 neye eşit olur? Eşkenar üçgendeki yüksekliğe eşit olur. O zaman şöyle yapalım. Şurada bir eşkenar üçgen, şu yükseklik olsun artık. Şuna eşit olması lazım. Burası 6 kök 3. Üçgenin alanını soruyor benden. Şurası 60. 60'ın gördüğü 6 kök 3 ise 30'un gördüğü 6. Şurası 6. Artık şurası da 12 olacak, değil mi? Şimdi üçgenin alanını bulalım. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban 12. Yükseklik 6 kök 3 bölü 2'den 72, 36 kök 3. Bu şekilde arkadaşlar. Bu özellikleri bilmeden bu tür soruları çözemezsiniz. Şu iki tane özelliği bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu konu yarım kalmasın. Yükseklikle ilgili bir video çekmeyeyim diye diklik merkezlerini ve yükseklikle ilgili birkaç tane özelliği buraya aktardım. Bakalım olmazsa yükseklikte, üçgenlerde yükseklikle ilgili ayrıca bir video çekeriz sizin talebinize göre. Bu şekilde evlat. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutmuyorsun. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki dersimizde, soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kal.